tehlikeli olacağı belliydi zaten. Enerjimizi koruyalım. Ve şimdi... Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son gemimizi inşa etmiştik ve farklı bir adaya gidecektik ama hangisine gideceğimizi size sormuştum. Şimdi şöyle yapalım. Bir gemiye binelim önce. Bazı arkadaşlarımız direkt olarak 3. adaya gidelim, oradaki mağaraya saldıralım dediler. Bazı arkadaşlar diğer binekleri görmek istiyorlar. Ben de merak ediyorum açıkçası. Ve bizim 4. adada zaten bir deniz fenerimiz olduğu için yeniden gemi yapmak zorunda kalmayacağız. O yüzden ben diyorum ki biz önce bir 4. adaya geri dönelim. Ve sonrasında ayıyla kertenkeleyi açalım artık. Bunun ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum ama... Yeterli elmasım olmayacak, yalnız öyle bir sıkıntı var. Neyse, bir gidelim deneyelim. Hem 4. adanın durumunu görmüş oluruz. Gayet iyi durumda görünüyor şimdilik. Şöyle hemen portalımı kullanarak kaleme dönüyorum. İşte buradayız. Her şey yolunda görünüyor. Hiçbir sıkıntı yok gibi. Hemen gidelim bakalım. Ne tarafta olduğunu hatırlamıyorum ama burayı da ne büyütmüşüz ya, baksana. Şöyle ilerliyorum. Hadi bir tane de kılıç yapayım. Varsa şövalye boş durmasın. Pek ihtiyacımız yok ama işte burası mıydı? Evet, ve 3 elmas istiyor. Bende 1 var. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Bana bir söylesenize. Yani yeni bir elmas bulma ihtimalim de yok bildiğim kadarıyla. Bu adaları çünkü daha önce ziyaret ettik ve burada elmas kalmadı. Ayı için elmas kullandıysak ve onu açtırdıysak eğer, gideyim onu alayım bari, ona bakalım. Bu kule daha da mı geliştiriliyor? Çok merak ettim, deneyeceğim. Nasıl bir şeye dönüşecek görmek istiyorum. Zaten çok fazla paramız var. Bir de şöyle gidelim sağ tarafa doğru. Bir dakika, burada mıydı yoksa? Evet, buradaydı. Gidip ayıyı açtırmışız abi. Nerede ayı? Burada. Geçelim bakalım. Ve ayıdayız. Bunun özelliği ne? Hiçbir şey mi? Yani... Koşuyor. Çok hızlı değil ama fena da değil. Shift'e basıyorum. Bir şey yapmıyor. Bilmediğim bir olayı var herhalde ama anlamadım. Aa evet, geyiklere saldırıyor. Güzel. Bu da iyiymiş başlangıçta. Her türlü kullanılırmış bu da. Ama çabuk yoruldu. Ve dinlenmesini bekliyoruz. Ve sona ulaştık. Gördüğünüz gibi ayı böyleymiş. Fena değil. Özellikle oyun başında iş yaparmış. Ya da işte kış mevsiminde paranın az olduğu bir zamanda yine iş yapar. Ama biz tabii ki diğer bineği tercih edeceğiz. Çünkü ayı çok hızlı yoruluyor gördüğünüz gibi. Aa, bir elmas daha varmış. Güzel. Başka var mı? Bir tane daha mı? Tamam. Neyse, o zaman şunu da bir açalım. Bir yumurta belirdi. Ve yumurta çatlayacak mı? Evet, çatladı. Oğlum çok... Çok havalı. Çok iyi. Ben bunu kullanacağım. Hemen geçelim. Bakayım nasıl gidiyorsun. Pek hızlı değil ama... Ne kadar sürede yorulduğunu da görmek istiyorum. Yorulmaya başladı. Evet. Biraz hızlı yoruluyor. Yürüme hızı fena değil. Onun haricinde bir de özelliğine bakalım şu tarafta. Evet. Alan vuruyor bu, komple yeri yakıyor. Kaç kere atabiliyorum arka arkaya? Bir tane daha. Bir tane daha. Yok. İki kez atabiliyorum. Ve sonrasında biraz beklemem gerekiyor. Şu NPC arkadaşı alayım ve buraya ahır yaptıralım. Böylelikle ayı ve başta kullandığımız diğer bineğimiz burada mutlu mesut yaşasın. İhtiyacımız olduğunda geri alabilelim. Tamam, bence dönmeye hazırız. Gayet iyi durumdayız. Her şey yolunda görünüyor. Askerlerimizi çağıralım ve yola koyulalım. Hedefimiz 3. adadaki portalı yok etmek. Hadi bakalım. 3. adaya gelmeyeli epey bir zaman oldu. O yüzden ne durumda olduğunu ben de bilmiyorum. Para kaybetmeden keşke şunu bir yapsak.
Bakalım ne durumdasınız? Evet, duvarlar yıkılmış görünüyor ama problem değil. Şunu da geliştirelim. Bu duvarlar da derhal onarılsın. Bineklerimiz de zaten buraya geldi. Şu duvarı da yapın bakayım. Duvarları geliştiriyorum. Yine klasik. Her zaman bildiğiniz şeyler. Çünkü burada saldırı alacağız ve basit olmayacağını düşünüyorum. Bineği kullanmak için sabırsızlanıyorum ben de şu anda. Ne kadar hasar vereceğini görmek istiyorum. Evet, geliyorlar. Arkadaşlar bir çekilseniz mi acaba? Bakayım, hepsini yaktı. Çok güzel. Evet, alayı yanıyor gerçekten. Bir dakika, dibime gelmiş görmedim. Bir tane daha. Güzel. Tamam, bu iş yapar. Büyük canavarları da yakıyor mu acaba? Muhtemelen yakıyordur. Önce sol tarafa saldırıp mağarayı yok edeceğim. Sonrasında ilerlemeye devam edeceğiz. Tabii biz portal yok ettikçe saldırılar güçlenecek. O yüzden olabildiğince güçlü duvarlarım olmasını istiyorum ki bu saldırılara rahatça dayanabilelim. Tavşanlar etkileniyor mu peki ateşten? Onu da deneyeceğim az sonra. Al bakayım oğlum. Aman 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 üstüme. Atladı. Güzel. Bunları kolayca yok ediyoruz. İlk portalı yok etmek üzere bir grubu göndereceğim ama param yetmiyor. O kadar kötü durumdayız. Neyse, para geldi. Hadi bakalım, gidiyoruz. Yürü. Al şu parayı da. Almıyorsun. Peki. Askerlerimin gelmesini bekliyorum şimdi. O sırada tabii ki bana saldırıyorlar. Ben de onları yakıyorum. Güzel, tek başıma savaşabiliyorum bunlarla. Bu ölmedi. Hayır, bana saldırma. Ateş, 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 ateş. Güzel. Bir şey diyeyim mi? Az önce yaptığımız şey inanılmaz tehlikeliydi. Çünkü üstümde çok az şey vardı. Ve eğer hiçbir şey olmasaydı tacımı kaybedecektim mesela. Galiba çok dayanamıyoruz. Evet, dayanamadık. Bu şekilde saldırmak bir hataydı gibi görünüyor. Kendimize fazla güvendik sanki. Aynen öyle. Bu şövalyeyi de kaybedeceğim gibi görünüyor. Bir tane okçuyla bu iş olmaz. Ben geri dönüyorum. Daha kalabalık gitmemiz lazım ve işte ateş tabii ki hasar verse de aslında canavarları uzak tutup onları okçularımızın öldürmesini sağlamak yer yer çok daha faydalı. Çünkü normal canavarlara okçular tek atıyor zaten. Yani benim ateşle onları yakıp zayıflatmamın çok da bir esprisi yok. Binek olarak hala bu saldırılarda kanatlı arkadaşın önde olduğunu düşünüyorum. Canavarlara doğrudan saldırabilmek güzel ama askerler için onları uzakta tutmak daha faydalı oluyor. Bak gördün mü, hasar yiyorlar yine de. Bak, dünya kadar para kaybettiler. Al çocuğum şu paraları. Portal zaten kırılmak üzereymiş. Şöyle yapalım. Geride dur. Geri 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 geri. Gel geri. Daha fazla geri gelmiyorlar derken portal kırıldı bile. Şimdi saldırı alacağız muhtemelen. Bakayım ileride daha portal var mı? Şu atın yanına geldik. Bu atı da deneyebiliriz aslında ama... Hadi bakayım, yürü sen de. Diğer bineklerin yanına gitmesini istiyorum ama gidecek gibi de görünmüyor. Bizim base umarım direniyordur şu anda. Ben dönene kadar da zaten gündüz olacak çünkü çok ağır ilerliyorum. Bir saat oldu, hala gidemedik. Hadi artık koş. Bakalım ne durumdayız. Gayet iyi durumda görünüyoruz. Duvarlarımız korunuyor hala. Sağ tarafa baktığımızda neden korunduğumuzu daha iyi anlıyorum. Çünkü burayı komple yıkmışlar. Görüyorsunuz, buralarda bizim duvarlarımız vardı bir zamanlar. Şu an hiçbir şey kalmamış. Mesela bu duvar bile yıkılmış ve askerlerimizin çoğunu da kaybetmişiz. Ben şu arkadaşa döneyim de. Hop, geliyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Şöyle bir uzak tuttum. Bugün büyüklerim gelmeyecek gibi. Ve şimdi sanırım saldırı için hazırız. Birkaç tane okçu yapayım. Ben şurada durup birazcık tutmaya çalışayım arkadaşları. Hadi.
Hop 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 hop. Bu kadar şiddetli bir şey beklemedim. Gerçekten bu fazla oldu. Nasıl olduğunu bile anlayamadım abi, bu neydi? Sadece bir altınım var. Tacımı kaybetme ihtimalim çok yüksek o yüzden. Ve bu askerler saldırmaya geliyorlar evet, ama nasıl olacak bilmiyorum. Gerçi kaç tane okçu var? 4, bir tane de arkada var 5. 2 tane de şövalye var. Al bakayım para. Son paramı da verdim. Çok riskli bir şey şu anda yaptığım. Yediğim tek darbede tacımı kaybedeceğim. Uzak tutmaya çalışacağım canavarları. Onun haricinde yapabileceğim hiçbir şey yok. Şunu hızlı yok edersek mükemmel olur. Hadi. Aman diyeyim, ben biraz daha uzak kalsam sanki. İyisiniz. Al bakayım şu paraları. Hemen koşuyorum. Ne durumdasınız? Buralara kadar gelmemiş henüz bir şey. Gayet iyi ama geri çekiliyorlar. Neden? Çünkü devasa yaratıklar buraya kadar gelmiş. Çok hızlı geliyorlar ya. Yetişebilsem uzak tutacağım böyle ama olmuyor. Neyse, problem değil. Bu duvarı yıkmayı nasıl başardınız gerçekten? Acayip. Kaleyi geliştiriyorum artık son seviye ve böylelikle bomba yapacağım. Şuralar bir gelişsin bakalım. Şu taraftaki portalları da yok edebilir miyiz acaba? Bir ekip daha göndermek istiyorum ama galiba burada ekip yok. Tamam, aklımda olsun. Buraya bir ekip daha yapacağız. Şimdi geri dönelim. Bugün sağlam bir saldırı daha alacağız. Evet, uçan kaçan her şey burada. Aa, taç hırsızı var, taç hırsızı. Taç hırsızı çok tehlikeli bir yaratık. Doğrudan duvarların üstünden atlayıp tacımızı yok etmeye çalışıyor biliyorsunuz. Şunları uzaklaştırın. Hadi bir kez daha, güzel. Tamam, tutacağız bunları artık. Bir kez daha uzaklaştırsan harika olur. Çok kalabalık gelmişler. Hadi. Kırılmasın bu. Hadi. Hadi son kez vurmasın. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha. Güzel. Bunu da yok ettin mi? Tamamdır. Sağlam bir saldırıydı. Okçu sayımı kesinlikle arttırmam lazım. Ve ilk kez o tuhaf yeni yaratığı gördük. Diğer büyük olanın sırtına çıkmıştı ve duvarlardan atlayıp bizim doğrudan tacımıza saldırma ihtimali olan bir yaratık. Bu yüzden oldukça tehlikeli. Şimdi saldırı için hazırız. İki gruba saldırı emri vermek istiyorum ama yapamıyorum şu ağaçtan dolayı galiba. Neyse, gidelim. Bizimkiler ilerledi bile. Al bakayım. Daha ileride kaç tane var bilmemekle beraber hemen geri dönüp saldırıyı karşılamam lazım. Ne taraftan geliyorlar? Buradan geliyorlar. Tamam. Hazır mısınız? Geçenkinden daha güçlü bir saldırı olacak. Başka okçum var mı benim? Hadi 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 hadi, çabuk çabuk. Al şunları. Almıyorsun, tamam. Boşta olan arkadaşlar varsa lütfen şunları alabilir mi? Neyse, okçu yapmak için dönecektim ama dönmeyeceğim çünkü ben dönene kadar çok geç olabilir. Geliyorlar. Evet, uçan kaçan bir şeyler de geliyor maalesef. Onları bir şekilde öldürüyoruz ama duvarlara çok sağlam vuranlar var. Güzel, vuralım hepsini. Harikasınız. Evet, tehlikeli olacağı belliydi zaten. Enerjimizi koruyalım. Ve şimdi... Şimdi uçur. Hadi vurun şunları. Vur 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 vur. Evladım. Keşke, keşke kanat savursan artık. Kırılacak bu sefer duvar. Direnmeyecek. Çabuk ye yemeğini. Hadi.
Vur 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 ateş. Bir kez daha. Ateş. 3 tane kaldı. Biraz daha uzak tuttum. Hadi. Hadi son. Son. Bir kez daha. Bir kez daha. Tamam. Tamam. İyiyiz. İyiyiz. Güzeldi. Hepsine karşı direnebildik. Şimdi durmak yok. Hemen yeniden saldıracaksınız, tamam mı? Hadi bakalım ekip. Daha kaç tane portal var bilmiyorum. Başlangıçta sol... Aha geliyorlar. Bu hiç, hiç iyi olmadı. Hiç. Bugün niye kırmızı ay var ki? Bu askerleri kaybettik, onu söyleyeyim. Evet. Evet, bu ekip komple dağıldı. Belki dağılmaz diyeceğim. Ama çok zor. Yol üstünde saldırı olduğu zaman işte böyle patlıyoruz ne yazık ki. Şu tarafa yeni şövalye istiyorum. Hem de iki tane. Bizim o giden bir şövalye ve bir okçu muhtemelen hayatlarını kaybetti. Üzücü evet ama yolda bir saldırıyla karşılaşacağımızı tahmin edemedik. Evet, mağara bu taraftaymış. Biz başta iki tane de sol tarafta portal kestik. Onları kesmeye çok da gerek yokmuş. Yani zaten onları da evet temizleyeceğim bir şekilde ama öncelikle bu tarafı halletmek daha mantıklı olabilirdi. Şimdi gidip bombayı yapıyorum artık. Çünkü önümüzde herhangi bir engel kalmamış. Tamam, hazırsanız artık ilerliyoruz. Bu adayı tamamen temizlemek için yapmamız gereken tek şey mağarayı yok etmek. Daha önce bunu iki kez yaptık, hem de daha büyük adalarda yaptık. O yüzden bir şekilde burada da yapacağımıza hiç şüphem yok. Sakin olacağız, arkada bekleyeceğim, uzaklaştıracağım ve askerlerimi korumaya çalışacağım her zaman olduğu gibi. Tamam, şimdi parayı veriyorum ve içeri. Sakin olun. Sakin. Bunu daha önce dediğim gibi birkaç kez yaptık. O yüzden korkulacak bir şey olmadığını biliyorsunuz. Uzakta tutuyorum. Ateş ediyorsunuz. Ve bu işi bitiriyoruz. Harika. Devam et. Devam, 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 devam. Çok güzel. Tamam. İlkini başarıyla geçtik. Sırada ikinci var. Geliyorlar. Uzakta tutuyorum. Biraz daha dayanın. Çok iyi. Hadi bunu da bitiriyoruz. Şövalyelere yaklaşamıyorlar bile şu anda çünkü daha uzakta bekliyorum. Böyle yapmak çok daha mantıklı. Geliyorlar. Uzaklaştırdım. Hadi ateş, ateş, ateş. Hatta biraz daha uzakta bile beklesek olurmuş. Tamam, biraz yaklaştık. Ve bunu da yok ettik. Petimiz bir yemek yesin. Şimdi devam edelim. Sona ulaştık bile, güzel. Şunları hemen uzak tutuyorum. Ve ardından işimizi bitireceğiz burada. Şunları uzakta tut. Süper, biraz daha. Hadi. Tamam. Hazır mısınız? Güzel. Bir yemek yiyelim. Yemek yemiyoruz. Peki. Şimdi koşabilirim artık. Bu mağara beklediğimden daha küçük. Üçüncü ada olmasından kaynaklı olabilir tabii bu. Beklenen bir şey. Ve buna rahatça yetişeceğiz. Üçüncü, dördüncü ve beşinci adaları sonunda yok ettik. Sırada iki ada var. Artık gemimizi inşa edip buradan gidebiliriz sanırım. Zaten buraya geri dönmeyi de pek düşünmüyorum. Son portaldayız, bunu da yok edeceğiz, deniz fenerimizi yapacağız ve buradan ayrılacağız. Böylelikle burayı da yok etmiş olduk. Şunu bir tamamlayalım, o sırada şunu da bir tamamlayalım.
Çünkü bütün yolu koşarak gitmek istemiyorum hiç. Param yetecek mi acaba? Sonuncuya yetmeyecek gibi görünüyor. Aynen öyle, yetmedi. Neyse, bence bu da yeter ya. Bozulacağını sanmıyorum. İşçi gelene kadar ben koşarım bu arada. Şu atı da alayım mı? Gel bakalım. Sen neymişsin, bir deneyelim. Senin olayın ne kanka? Yavaş koşmak mı? Galiba evet. Tamam, sanırım bu kadarız. O zaman ben artık gidiyorum. Var mı para? Son varsa birkaç tane para toplarım diyeceğim de. Üzerim zaten dolu. Şöyle yola koyulalım. Önümüzdeki bölüm artık final bölümü olacak muhtemelen. Çünkü sadece iki tane ada kaldı. Önce ikinci, sonra birinci adaya gideceğiz ve bu işi burada bitireceğiz. Hatta hemen ikinci adaya doğru bir gidelim. Ve yolculuğumuzun sonuna doğru emin adımlarla ilerliyoruz.